Avrupa'nın en büyüğü Arnavutluk mafyası. Şu anda Avrupa'da onların borusu ötüyor. Yıllık 7,7 milyar dolar cirosu bulunan Arnavutluk mafyası, genç, çok hızlı büyüyen ve Avrupa'da faaliyetleri gün geçtikçe yaygınlaşan bir mafya haline gelmiştir. Arnavutluk mafyası, dolaylı şekilde Türk mafyasının güvenilir bir silahı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Arnavut mafyası, uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığı da dahil olmak üzere çok çeşitli suç girişimlerine katılıyor. Arnavut suç senaryosu, karmaşıklıkları içinde dünyanın en yüksek suç kapasitelerinden birini gösteren çeşitlendirilmiş suç planları ile karakterize edilir. Sadece Arnavutluk'ta organize suçları kontrol eden 15'in üzerinde mafya ailesi var. Arnavut mafyası doğuda İsrail'den batıda Güney Amerika'ya kadar çeşitli uluslararası bağlantıları tekelleştirdi. Bu raporlar öncelikle politikacılar ve çeşitli Arnavut mafya aileleri arasında güçlü bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Avrupa ve Amerikan araştırmaları Araştırma Enstitüsü'ne göre Arnavut mafya grupları genellikle hem suç hem de siyasi faaliyetlerde bulunan melez örgütlerdir. İtalyan mafyaları ile iç içe yaşayan Arnavutluk mafyası son 6 ayda askeri kışlaları yağma ederek ne kadar silah bulduysa oyuncak silah fiyatına uluslararası silah kaçakçılarına satmıştır. Ayrıca sigara ve içki kaçakçılığında İtalyan mafyası ile birlikte çalışmakta olup yasa dışı göçten elde ettiği paranın kazançları arasında birinci yeri işgal ettiği terör örgütü PKK, Kadek güdümlü işçi simsarlığı olaylarına karıştığı yürütülen tahkikatlardan ve Interpol raporlarından anlaşılmıştır. Arnavut kökenli yeni Kutsal Taç Birliği mafyası ile birlikte ortaklaşa kadın ticareti yapan mafya her bir Arnavut fahişesi için İtalya'da ayda 15 bin dolar para sağlamaktadır. Elde edilen paraların %95'i Arnavutluk ve İtalyan mafyalarının kasalarına sistemli bir şekilde girmektedir.